güzel insanlar. Şöyle düşünün, yılbaşı sabahı yani 1 Ocak'ta uyanmışsınız, yeni bir yıla başlayacaksınız, nasıl bir yıl olacak diye düşünüyorsunuz, 2020'yi geride bırakmışız. Çok ümitliyiz bu senenin güzel geçeceğinden, gerçekten harika geçmeli. Beklentimiz büyük, umarım kendisi de bunun farkındadır. 1 Ocak'ta uyandık, yüzümüz gülsün istiyoruz, o zaman ne yapıyoruz? Ayıldık, kahvaltımızı ettik falan, çoluğumuzla, çocuğumuzla veya yoksa kendi başınıza cam kenarına çekilerek aynı benim yapacağım gibi sıcak çikolata yapacağız. Çikolata ne yapar? Hayattaki misyonu nedir? Gülümsetmek. Efendim, tarihine falan değinmeyeceğim çünkü milyon tane YouTube videosu, ister bunun için yazılmış harikulade kitaplar var, onlardan da temin edebilirsiniz tarihini öğrenmek için, ki nacizane tavsiyem, lütfen alın ve okuyun. Ama kısacık, tabii ki biliyorsunuz ki her zaman gibi kısacık da olsa bir şey söylemem gerekiyor, yoksa kendimi rahatsız hissediyorum. Kendisinin keşfi milattan önce 500. yıla falan dayanıyor efendim. Esasen menşei Meksika. O zamanlarda tabii bizim bildiğimiz böyle tablet çikolatalar falan yok. O halde yapılmıyor efendim. Sıvı halde tüketiliyor. O tablet çikolata olarak bildikleriniz de 17. yüzyıla dayanıyor. Yani 1600'lü yıllarda bizim bildiğimiz haline geliyor. Eskiden böyle o dönemlerde işte burjuva, yani üst sınıf, aristokratlar, o sosyete falan bunları tüketiyormuş. Biz zavallı gariban halk böyle çikolataya böyle keşke benim olsa diye bakıyormuşuz. Sıvı olarak tüketiliyor. Hatta bunun çikolata evleri falan var. Yani bir tarihini bir okusanız lebiderya bir dünyası var çikolatanın diyebilir. Sıvı olarak tüketiliyormuş. Aynı bizim bugün yapacağımız sıcak çikolata gibi, yani hot chocolate gibi. O yüzden de hani kökeni diyebiliriz biz şu andaki bildiğimiz çikolataların. Tabii o zamanki teknikler farklı çünkü katı çikolata olmadığı için bu çikolata çekirdekleriyle suyu karıştırarak falan yapıyorlar. Kimi yerde bu Meksika taraflarında çubuk tarçın veya pul biber kullanıyorlar. Siz de öyle yapabilirsiniz bugün yapacağımız şekli. Ben biraz İtalyan versiyonu yapacağım. İsterseniz bunun içerisinde azıcık bir pul biber ve çubuk tarçın koyarak da yapabilirsiniz bugün yapacağımız tekniği. Eski zamanlarda Meksika tarafında öyle yapılıyormuş. Biz bugün İtalyan tekniğiyle yapacağız. İçerisinde bunlar yok ama tabii ki bu tercih size kalmış. Yepyeni bir yıla merhaba canım benim diyebilmek için harikulade sıcak çikolatamızı yapacağız. Ben tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Pastacılığa dair her şeyi bulabileceğimiz Tatlı mı Tatlış kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanında da bir tane çan var, ona tıklıyorsunuz ve her tarif yüklediğimde size uyarı geliyor. Tüm gramajlar ve önemli notlar videonun altında. Şuralarda bir tane ok var. Hep kaçırıyorsunuz. Bakın söylüyorum, kaçırıyorsunuz. Lütfen kaçırmayın. Bu reklamların hemen üstünde şurada bir tane ok var. Onu tıklıyorsunuz ve bilgiler vüt diye açılıyor. Şimdi sıcak çikolatamızı başlarken ne yapıyoruz? Burada sütümüz var. Her çeşit sütü kullanabilirsiniz. Soya sütü, badem sütü, yağlı süt, diyet süt filan. İstediğiniz her sütü kullanabilirsiniz. Bunun içerisine mısır nişastası atıyorum. Puf. Ve şöyle bir kaşık yardımıyla nişasta iyice çözülene kadar karıştırıyoruz. Onu kenara koyduk. Burada ocağımızın üstüne, yani benim parçamın üzerine sos tenceremi koyuyorum. Küçük bir tencere de olabilir. Ne yapıyorum? Buraya kakaomu koyuyorum. Bitter kakaomu. Tuzumu koyuyorum. Toz şekerimizi koyuyoruz. Ardından bu sütümü şöyle birazcık koydum, yarısını karıştırıyorum onu. O topakçıklar gidiyor. Ve kakaonun topakçıkları, şeker gidiyor. Oh, mis gibi varıyor. Hepsi çözündükten sonra geri kalan sütümüzü ekliyoruz. İşte bu noktada içerisine pul biber ve bir tane çubuk tarçın atabilirsiniz. Çok güzel oluyor, onu da tavsiye ederim. Pul biber neyi değiştiriyor duygu derseniz, gerçekten böyle acı acı bir tat gelmiyor tabii ki. Ama kimyasal tepkimeye girip gerçekten inanılmaz lezzetli bir tat veriyor. Şimdi bakıyoruz böyle buhar çıkmaya başladı. Kenarları hafif küçük baloncuk oldu ama çok da değil. Azıcık o sırada içerisine bitter çikolatamı koyuyorum. Ve karıştırıyoruz. Şöyle bir çikolatamızı erittik. Çikolatanın tamamı erisin bizim için yeterli. Pudinge de döndürmeyin, anlaştık mı? Mis gibi. Allah'ım çok güzel başlayacağız. Ne yapıyorum? Bardağımın içerisine koyuyorum. Oh. İçinde çikolata olan ya da normal marshmallowlarınızda
Şöyle üzerine koyuyorsunuz. Mis. İsterseniz böyle kakaoyla hafif bir egzantriklik de yapabilirsiniz. Şu an o Oy. kadar kışkırtıcı ki size anlatamam. Gerçekten bu muazzam lezzeti eminim ki harika yapacaksınız. Size muhteşem bir yıl diliyorum. Çok güzellikler sizi bulsun, ayaklarınıza serilsin, bereketler dolsun, taşsın, suratlarınız hep gülsün efendim. Kendinize iyi bakın, mutlu yıllar.